şimdi var olan Alevi hareketi önemli kazanımlar elde etti sonuç itibariyle. Hem Türkiye'deki hem Alevi, Avrupa Alevi hareketi. Bugün Garip Dede dergahı ciddi bir Alevi kurumuna dönüştü. Binleri, on binleri etkileyen bir merkeze dönüştürdü. Çok kaliteli etkinlikler düzenliyor. İşte bu Alevi örgütlülüğünün ve sağlıklı kadrolarının başarısı olarak değerlendiriyorum. Bu yolda hizmet eden bütün arkadaşlarımı da kutluyorum. Hizmetleri hakikatine yazılsın diye düşünüyorum. Bu süreç içerisinde Alevi toplumu bu örgütlenmeleriyle Aleviliği hem Türkiye devletine hem de siyasi partilere kabul ettiren bir sürece girdi. Devleti sıkıştıran bir politik birikimi sağladı. Alevilerin kendi toplumunun değerlerini Alevi toplumunda yaygınlaştırarak Alevi toplumunu şu ve biçimde eksikliklerimize rağmen bir araya getirme sürecini başlattı ve bu konularda önemli yol aldı. Türkiye'nin demokratikleşmesinde gericiliğin, faşizmin geriletilmesi konularında Alevi toplumu diğer demokrasi güçleriyle ciddi mücadeleler vermeye başladı. Bunlar bir bütün olarak Alevi hareketinin kazanımları olarak görüyorum. Bir sürü cemevleri yapıldı. Bir sürü dergahımız yeniden vakıflar veya kiralama usulüyle yeniden canlandırılmaya başlandı. Bu kazanımlar önemli kazanımlardır. Bu da son işte 1900 özellikle 90'larda başlayan modern Alevi hareketinin başarı haneleri olarak değerlendiriyorum. Şimdi bu perspektifte baktıktan sonra bu kazanımları küçümsememek lazım. Ama Alevi hareketi, bugünkü modern Alevi hareketi yeni bir perspektifle bakabilmelidir. Bu birincisi Alevi örgütleri, Alevi yolunun hukukuna göre yeniden düzenlenmeli ve çok parçalı halden kurtarılmalıdır diye düşünüyorum. İşte Alevi Birlikleri Federasyonu, Alevi Dernekleri Federasyonu, hatta Cem Vakfı, hatta bilmem ne federasyonu diye değişik adlarla değil, Alevi davasına hizmet eden, farklı kadroları değişik alanlarda istihdam eden, edebilecek bir siyaset kültürü geliştirmeleri gerekiyor. İkinci eksikliğimiz de Alevi örgütlüğünün bu modern Alevi hareketi belli bu kazanımlar elde etmesine rağmen kendine içine kapanan bir süreci de başlattı ayrıca. Yani neredeyse Türkiye'deki diğer dinamiklere fazla yaklaşmamaya, sadece Alevilik kavramı içerisinde kendisini ifade etmeye başladı. Ben buna Alevilerin kirpilik politikası olarak değerlendiriyorum. Bu Alevi toplumunun yoluna da, kuramına da uygun bir yaklaşım olarak görmüyorum. Bunu bir eleştiri olarak söylerim. Alevi hareketinde sorumluluğu kalan bir arkadaşınız olarak ifade etmeye çalışıyorum. Alevi toplumu, toplumun diğer dinamikleriyle, entelijansiyasıyla, dünyadaki entelijansiyasıyla, demokrasi, çevre hareketleriyle, kadın hareketleriyle kol kola girerek demokrasi mücadelesinde önemli rollerini oynaması gerekiyor. Çünkü bizim pirlerimizin hiçbir tanesi bu yolda taviz vermemişler, canlarının pahasına bu yolda canlarını vermişler. İşte bu Alevi hareketi, modern Alevi hareketi bu çok parçalılıktan kurtularak ortak bir akılla, üst bir akıl oluşturarak yeniden birleştiren, Alevi hareketinin yeni dinamiklerini bu sürece katan ve kendi kadrolarını da yenileme sürecini başlatan bir sürece girmelidir diye düşünüyorum. Bugünkü var olan kurumlarımızda yöneticilik yapan kadrolarımız Alevi toplumun bütün dinamiklerini kucaklayacak birikime sahip olmadıklarını görmemiz gerekiyor. Bunu bir eleştiri, var olan arkadaşlara bir eleştiri değil, kendi toplumumuzun bir sorun olarak gördüğüm için söylüyorum. İşte bu yeni kadroları üniversitelerle, diğer entelektüel dünyayla ilişkilenerek bu demokrasi mücadelesini güçlendirmeli lazım. Bu vakıf, dernek modellerini yeniden Alevi hukukuna uygun olarak yeni araştırmaları başlatarak yeni bir süreci başlatmaları gerektiğini düşünüyorum. Artı politik, yani talepkarlık konusunda da Alevi toplumu bu hızlı gelişen toplum çağındaki veriler göz önünde alarak
yeniden Alevi taleplerini yenileyen ve onları yeniden formüle eden bir süreci başlatması gerekiyor. Bunu da ancak hiç kimseyi dıştalamadan bütün Alevi aydınlarını, bütün yol önderlerimizi, ocaklarımızı, dergahlarımızı, tekkelerimizi içine koyacak şekilde var olan kurumlarımızı kapsayan yaklaşımla Alevi dünyasının yeni bir sürecini başlatılması gerektiğini düşünüyorum. Artı kendi entelektüel dünyası, çünkü gerek Osmanlı, gerek Selçuklu, gerekse Cumhuriyet döneminde Alevi öğretisini yolu üzerinde bir sürü kirli noktalar oluşturdular. Bizi asimile sürecine soktular ki bu politika bugün de devam ediyor. İşte bu tozları kaldıran, yeniden Alevi değerlerini billurlaştıran bir Alevi aydınlanmasının önünü kurumlarımızı açmalı ve bu aydınlarımızla birlikte yeni ortak çalışmalar gerçekleştirmelidir. Artı Alevi toplumunun yeniden bir hafıza merkezine de bir ihtiyacı var. Bu çalışmaları başlatan bir sürecin olması gerektiğini düşünüyorum. Türkiye'de de barış için, demokrasi için, doğa çevre korunması için, kadın hakları içinde de Alevi hareketi yeniden kendisini diğer demokrasi güçleriyle bütünleştiren bir hattı örmesi gerektiğini düşünüyorum. Irkçılığı dışlayan, faşizmi karşı duran, doğayla barışık bir yol hareketinin hizmetkarları olan bu kurumlarımız, kurumların önceliğinde insanı, doğayı öncelen bir yaklaşımla